Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü mevzu diyalektik. Diyalektik deyince bu çok geniş ve dağınık bir kavram. Geniş ve dağınık neredeyse hemen hemen Sokrat'tan bir yana birçok filozof hep farklı anlamlar yüklemişler ona. Ama biz sonuç diye işaretleyelim. Sonuç idrakını, sonuç şekilde tanımını ele alacağız. Nedir bunlar? Hegel, Marx ve Mirzabioğlu. Bu şekilde ele alacağız. Yani şimdi Hegel derken veya şöyle söyleyeyim. Hegel, Marx ve Mirzabioğlu. Yani bu aslında fikrin, düşüncenin üç temel yönünü temsil ediyor. Üç temel ve bunu daha sonra ikiye indireceğiz. Nedir bunlar? Birincisi rasyonalizmdir. Yani aklı esas alan, aklı esas alan düşünce biçimidir. Bunu kim temsil ediyor? Hegel temsil ediyor. İkincisi nedir? Maddeci düşünce biçimidir. Bunu da Marx temsil ediyor. Üçüncüsü de ruhçu düşünce biçimidir. Ruhçu yaklaşım, ruhçu anlayıştır. Bunu da Salim Rızabeyoğlu temsil ediyor. Bu aslında felsefenin en başında da olan bir şey. Baktığınız zaman mesela bir Aristo'da bir rasyonalizm vardır. Bu rasyonalizmi Aristo ilk gelişmiş şekilde ortaya koyar. Ama ondan önce Eflatun ruhçu düşünceyi ortaya koyan ve bir de Demokrit vardır. Demokrit'in felsefe tarihlerinde çok hakkı verilmemiştir. O da maddeci düşünceyi ortaya koyuyor. Şimdi bu diyalektiğin sonuç macerası da başlangıcındaki bu üç macerasına benziyor. Hegel son büyük sistem kabul edilir. Şimdi bu sistem kavramı diyalektikle, diyalektiğin manasıyla doğrudan doğruya ilişkili bir kavram. Yani ne demek? Kainatı, varlığı, oluşu, her şeyi, kainatı diyelim, bir sistem içerisinde, bir sistem içerisinde izah eden bir düşünce diyalektik. Bütün bir kainat ve bütün varlığın bir mantığı olduğunu iddia eder. Bir mantığı olduğunu ve bunu da işte filozofun bulup ortaya çıkardığını ileri süren bir düşünce biçimi olarak görelim diyalektiği. Veya düşünce biçimi derken işte tabii aynı zamanda bir varoluş biçimi de. Çünkü sadece o düşüncesini bir mantık temeline dayandırmıyor. Hadiselerin, eşyanın, her şeyin bir mantık temelinde cereyan ettiğini öne sürüyor. Bunu ilk defa, yani bunu bu şekilde diyalektiği bu anlamda ilk defa Hegel ortaya koyuyor. Daha önce de benzer şeyler var. Ama bunu anlamak için şu çok klasik bir şey var. Onu bir kafamızdan çıkarmamız lazım. Nedir? Diyalektik deyince tez, antitez, sentez olarak anlıyoruz. Aslında diyalektik bundan çok daha karmaşık bir şey. Ki bunu reddediyorlar zaten. Böyle şey yaptığınız zaman mesela Marx diyor benim sistemim öyle bir sistem değil diyor. Mesela Mirzabioğlu'nda da çok açık böyle tez, antitez, bu tezdir, bu antitez, bu tarz şeyler yok. Hegel de reddediyor. Marx Hegel'e atıp ediyor. Hegel de reddediyor bunu. Hegel de kendi şeyler içerisinde. Bunu diyalektik deyince böyle anlamak gerektiğini Hegel'den önce bir düşünür ortaya koymuş. Yani bir tez var. O antiteziyle karşılaşıyor. Sonra sentez meydana geliyor. Bu böyle değil diyor. Bunu Hegel nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Şimdi Hegel diyor ki, önce mücerret vardır diyor. Mücerret, yani nedir? Kavram vardır önce diyor. Sonra o diyor, kendi zıddıyla karşılaşır diyor, nefisiyle. Ve onu açtıktan sonra diyor, o zıddını açtıktan sonra müşahhas hale gelir diyor. Şimdi bu, yani Hegel'in üçlü şey. Yani dönüp dolaşıp aslında şeye çıkıyor. Bu da yani bu tez antitesine. Ama o klasik kaba anlamda anladığımız şeye de değmiyor, yanından geçmiyor. Önce diyor mücerret vardır diyor. Şimdi bu kainatı böyle bir rasyonel mantık çerçevesi içerisinde izah ediyor. Mesela nedir? Fertlerden ailelerin oluşması, ailelerin de toplumu oluşturması bu bir diyalektik süreçtir diyor.
böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Yani bir tarihe uyguluyor, topluma uyguluyor. Bu varlık meselesine uyguluyor. Şimdi mesela mücerret olarak neyi alıyor? Varlık kavramı mücerret diyor. Mücerret diyor. O diyor zıddıyla karşılaşıyor. Onun zıddı menfisi, menfi olarak geçiyor bunlar. Nedir o diyor? Yokluk diyor. Bu yoklukla karşılaştı. Yokluğu aşmak için oluş meydana geldi. İşte bu da müşahhas diyor. Diyalektik böyle meydana gelir diyor. Bu da diyalektik harekettir diyor. Oluş diyor, diyalektiktir diyor. Şimdi burada Hegel'in bir şeyi var. Marx onu itiraz ederken aslında böyle çok karikatürize bir şeydir. Hegel de diyor, diyalektik diyor, ters biçimdeydi diyor. Ben onu ayakları üstüne çevirdim diyor. Şimdi bunda aslında biz bunu idealistler olarak hemen şey yaparız. Ya işte aslında tam ters yaptı falan. Ama bunda haklılık tarafı var. Şimdi insan veya varlık mücerretten başlamıyor ki. Mücerret de bir tecritin ürünü olarak ortaya konuluyor. Mesela nedir mücerret? Zaman dediğimiz şey. Şimdi böyle zaman ilk karşılaştığımız, ilk gördüğümüz şey değil ki. Tecrit olarak yani bir düşünce biçiminden sonra zamanı anlıyoruz. Böyle bir mücerrete varıyoruz. Birdenbire şey yapmıyoruz. Ve tabii buna itiraz ederken haklı bir itiraz ediyor. Onu göreceğiz sonra. Şimdi Hegel'in sistemi şu. Hegel ne dedik? Bir diyalektik düşünce olarak ortaya koyuyor ve felsefe tarihi okuduğunuz zaman, felsefe tarihlerini gördüğünüz zaman bu Batılıların yazdıklarını şunu görürsünüz. Hegel son büyük sistem mimarı olarak şey yapar. Ondan sonra Marx'a geçmezler. Genellikle batılı şeyler, batılı felsefe tarihçiler Marx'ı felsefe tarihine koymazlar. Tabii ki bu doğru bir şey. Ondan sonra belki onu da koymazlar. Hadi Marx'ı anlaşılır bir biçimde o şey yaptı, harekete döktüğü işi, sokak kavgasına kadar indi falan bir şey yapmalar, o felsefe değil demeyi. Belki onu da almıyorlar mesela felsefe tarihi. Böyle bir çok tutucu bir şeyleri var batılılar, böyle o özgürlükçü şey içerisinde. İşine gelmeyeni, hoşuna gitmeyeni almıyorlar felsefe tarihlerini. Orada hemen sıçıyorlar işte rahatsızlık, işte pozitivistler, bilmem neler. Felsefe tarihi böyle geçiyor. Şimdi, halbuki tam aksine, şimdi şeyde Kumandan nasıl anlatıyor? İki filozof diye anlatıyor, Marx ve Engels'i. Değil mi? Öyle değil mi? Yani ve diyor ki, ilk cümlesine bu çok çarpıcı bir şey. Ne kadar güzel bir dostluk diyor. Ne kadar güzel anlaşıyorlar da ne kadar verimli bir dostluk diyor. Ne kadar çok şey ortaya koyuyor. İki kişi bir araya geliyor, tartışma içerisinde şöyle midir, böyle midir. Onlar da bir sistem ortaya koyuyor. Yani bu anlamda Marksizm varken Hegel'e son büyük sistem demek biraz şey oluyor, biraz tatsız oluyor. Tamam, Marksizm o anlamda bir felsefe değil. Hatta felsefeyle çatışan bir şey ama sonuçta o da bir sistem. Sistem derken şu, yani bir tür vahdet-i vücut anlayışı, bir tür varlığın birliği anlayışı. Şimdi diyalektikte anlamamız gereken şey bu. Diyalektik bir vahdet-i vücut çabası. Her şeyin bir mantığı olduğu, her şeyin bir şeyden geldiği, bir sebepten, bir temelden kaynaklandığı. İşte Hegel bunu ruh olarak açıklıyor. Ruh. Ruh ilk önce subjektiftir diyor. Yani subjektif nedir? İşte sendeki ruh. Ne? İşte mesela bu sanat ruhu da subjektif. Sonra objektif olur. Tabiattaki ruh. Tabiatı da bir ruh olarak görüyor. Yani şimdi vahdet-i vücut deyince vahdet-i vücutta tabiat kendi başına var değildir. Öyle değil mi? Nedir? Gölge varlıktır tabiat. Kendi varlığı yoktur tabiatın. Bakın şimdi ben bu konuda biraz uyarıcı olayım. Şimdi piyasada böyle vaizler var. Yani işte bir karış da sakal bırakıp anlatıyorlar. İşte vahdet-i vücut bütün putperestlik olarak anlatıyorlar. Yani şimdi her şey, Tanrı her şey diyor, böyle bir şey olabilir mi diyor. Çok meşhurları en meşhur. Açıp iki satır okumamış vahdet-i vücut anlatıyorlar. Şimdi öyle demiyor ki adam. Şimdi mesela haşa Allah şudur demiyor ki adam. Öyle bir şeyi yok ki. Ya bunun varlığı, bunun mahiyetin yokluk olduğunu söylüyor. Bu bir gölge varlıktır diyor. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur diyor adam. Nasıl bilmiyorum? Ya sen buna şey yap demiyor yani, gölgeye tap demiyor ki sana. Öyle değil mi? Her neyse, böyle kabul ediyor ve şey de çok önemli bir kavram olan mutlak fikir kavramını getiriyor Hegel. Ama tabii kendi düşüncesi
havada kalır, kendi düşüncesi havada kalır, mutlaka varmaz. İşte o şeyden düşünün. Şimdi varlık mücerretten çıkıyor, yoklukla karşılaşıyor. Peki oluş halindeyken bu mutlaka varıyor mu? Öyle bir şey yok. Yani Hegel düşüncesi her ne kadar Allah'a varmak fikriyle, yani bu işte Marx onu eleştirirken öyle eleştiriyor. Hristiyanlığın tanrısını felsefeye sokuyor falan diye. Her ne kadar maksadı o olsa da onun sistemi oraya varmıyor. Bir böyle havada kalıyor. Bir şey, yani bir mantık kuruyor, bir mantık şey yapıyor ama o yerlerine oturmuyor. Şimdi burada diyalektik derken şeyi anlıyoruz değil mi? Diyalektik kainatı bir sistem bütünlüğü içerisinde, bir sistem mantığı içerisinde izah eden bir şey. Şimdi bize gelince daha böyle çarpacak örneklerle konuşacağız onu. Şimdi bunu Marx nasıl anlıyor? Yani illaki böyle işte tez, antitez, sentez diye şey yapmayın. Mesela Sokrat, Eflatun zamanında diyalektik öyle değildi. Mesela analiz de diyalektiğe dairdir. Yani bir sentez, yani ne deriz? Terkip deriz değil mi? Terkibi hüküm. Terkibi hüküm nedir? İşte o bir tür yasadır, ondan hareket edilir, ondan düşünülür. Kumandanın mesela böyle terkibi hükümleri vardır. İşte biz düşünmeye oradan alarak başlarız. Onun tahlili yoluyla başlarız mesela. Şimdi tümden gelim de diyalektiğe dairdir. Mesela eski felsefeler de öyledir. Diyalektik yani öyle tez, antitez, sentez diye basit, kaba şekilde anlamayalım. Mesela tür, cins ve şeydir, tür, cins aralığında var. Fasıl mıydı? Tür, cins ve fasıl, arada fasıl var. Şimdi bu mesela at bir hayvandır. Şimdi bu atın cinsi oluyor, genel niteliği. Şimdi bu genel niteliğe varmak. Hegel böyle felsefi şekilde anlatır daha çok şeyi. Ondan mesela at nedir? Bir memeli hayvandır. Bu onun faslı oluyor. Bir de nedir? İşte attır. Atta onun türü oluyor. Bu türe iniyor falan. Bu araştırma şeyleri, bu mantık silsilesi içerisinde böyle şey. Şimdi gelelim Marx'a. Marx yani bir rasyonel, şunu söyleyelim. Hegel'i özetle şöyle toparlayalım, kapatalım. Bak şimdi daha zararlı öyle değil mi? Şöyle bir toparlayalım. Hegel kainatı bir rasyonel düşünce içerisinde bir mantık temeline oturtmaya ve bunun diyalektiğini ortaya koymaya çalışıyor. Nedir? İşte böyle anlamaya çalışıyor. Ama Hegel'in sistemi kendinden menkul bir sistemdir. Yani Hegel mesela Marx gibi alıp topluma, kitlelere uygulanabilecek bir şey değildir. Onu ancak Hegel'den okuyup orada bir şey almışsın diye o seni bir düşünceye sevk eder. Böyle bakarsın, Hegel gibi bakarsın. Hegelci anlayışı benimsersin. Budur. Şimdi Marx'ta ise öyle bir şey değil. Marx şunu soruyor. Hayatı anlamak mı, hayatı değiştirmek mi? Diyor, Hegel hayatı anlamaya çalıştı. Biz de diyor, hayatı değiştirmeye çalışacağız diyor. Şimdi bakın. O da o Hegel'in sistemini ters yüz ediyor. Yani bir takım diyalektik ilkeleri şey yapıyor. Bunların çoğu Marx'tan önce belirlenmiştir. Nedir? Şimdi çok karıştırmayayım, söyleyeyim. Mesela diyor ki, her şey bir oluş halinde, akış halindedir diyor. Mesela bak burada tez, antitez, sentez diye itiraz edenler oluyor Marx'a. Orada hemen onun cevabını veriyor. Bende böyle bir şey yok diyor. Bak, şimdi çıkıyor mesela ilkel komünizmden çıkıyor Marx'ın şeyi. O da mesela tarihe uyguladığı zaman ilkel komünizmden çıkıyor. İşte ondan sonra ne oluyor? Köleci toplum ortaya çıkıyor. Köleci toplum, mülkiyetle beraber köleci toplum. Şimdi tarihi izah ediyor böyle. Ve ondan sonra ne diyor? Feodalizm oluştu diyor. Böyle bir aşamaya geçiyor yeniden. Ondan sonra kapitalizm oluştu diyor. Ondan sonra da işte komünizm oluşacak diyor. Şimdi bakın, bunların da özelliklerini şey yapıyor. Şimdi tarih, bak biz bu şeyi reddedeceğiz. Bu böyle şematik bir tarih anlayışını reddedeceğiz. Bizim başka yaklaşımlarımız olacak tarihe. Bakın böyle şimdi mesela diyor ki şey nedir? Kapitalizmden, feodalizmden kapitalizme kabaca izah edelim. Feodalizm işte bir takım derebeylerinin geri kalan insanlığı kendi tahakkümü altına alması. Ve bu şeyler içerisinde işte din var, maneviyat var, gelenekler var. Öyle diyor. Din var, maneviyat var, gelenekler var. İşte feodaller de bunları kullanıyorlar kitleleri şey yapmak için falan. Sonra kapitalizm aşamasına geçince bu feodallerin yerini kapitalistler alıyor.
Bu sefer din falan bütün manevi değerler ortadan kalkıyor. Şimdi Marksizm aşamasında zaten manevi bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Mesela Marx'a sen aileyi ortadan kaldırmak istiyor musun diye sorarlar. Şimdi aileyi mesela şeyde Hegel'de fert, aile ve toplumdu böyle. Böyle bir diyalektik üçlüsü öyleydi onun. Şimdi Marx'ta mesela aile falan yoktur. Halbuki aslında fert de yoktur. Fert de şey anlamında fert de yoktur. O sadece toplumu şey yapar. Marx'a diyorlar sen aileyi mi ortadan kaldırmak istiyorsun diyorlar. Büyük, yani onu, benim onu yapmama gerek yok ki diyor. Onu zaten işte kapitalistler yaptı diyor. Şimdi hani sen dini yasaklamak mı istiyorsun diyorlar. Şimdi o zaten, din zaten yok onda. Dini zaten onların üstüne yıkıyor. Hani şunu şöyle soruyorlar, kadın ortaklığını mı getirmek istiyorsun? Diyor ki benim öyle bir çabaya girmeme gerek yok. Anladın mı? Yani bu zaten siz yaptınız diyor. İşte birbirinizi karıştırdınız, bunları götürdünüz zaten. Yani şimdi böyle bütün bir Marx'ın diyalektiği şu, bütün bir maneviyatı yok sayan, bunu bir hayal aldırmış, gerçekliği olmayan bir şey sayan bir diyalektik. Yani buradan diyalektik başka şekilde de tarif edelim. Diyalektik, kainatı bir tefsir biçimi, bir yorumlama biçimi. Böyle bak, şimdi iddia diyalektiğine gelince orayı daha şey göreceğiz. Kainatı bir yorumlama biçimi. Marx, maddi temele, bütün şeyleri maddi gerçekliğe koyarak anlatır buna. Nedir maddi gerçek? Mesela tabiatta bu madde var, ruh yoktur. Ruh bir aldanıştır. Ruh maddenin bir gölgesidir. Bak şimdi hani vahdeti vücutta var diye biz gölge varlık. Allah'tan başka her şeyi batıl olarak görüyor. Bir gölge varlık. Hatta namevcut olarak görüyor. Gölge varlık. Marx'a tam tersi. Maddeden başka her şey gölge varlık. Gölge varlık. Onun felsefede ismi de var. Neyse, böyle bir gölge olay olarak görüyor, ruhu, şeyi, maddenin bir yansıması olarak görüyor. Yani nasıl oluyor? Mesela insanda bir ruh nasıl oluşuyor? Yani bu bizim vücut organlarımızın toplamı olarak, beynimizin, kalbimizin, şu organlarımızın toplamı olarak bir ruh. Böyle bir şey. Yani ruh müstakil bir varlık olarak ruhu almıyor. Tabi bunlar anlatılırken bizim felsefe tarihçileri çok şey yaparlar. Biz de mesela böyle felsefe, Türkiye'de bir bakıma da o yüzden mesela düşünce tarihi yoktur. Mesela alırsın Hegel'in doğru düz hiçbir tercümesini bulamazsın Türkiye'de. Şeyde mesela Marx'ın vardır o anlamda. Daha böyle doğru düz anlatan Marx'ızlar onu. Hegel mesela şey yapar, tin der sana. Lan bu tin nedir ya? Nedir? Tin diye anlatırsın. Hegel'in en önemli kavramı sana tin diye anlatır. Ne tin kardeşim? Sen tin okurken böyle o bir şey çıkaramazsın oradan. Ne diyor bu adam dersin? Tindi, özdekti, bilmem neydi. Böyle uyduruk kelimelerle. Halbuki sana mesela anlatsa ruh dese, ruhu herkes biliyor değil mi? Kahvedeki adama kadar. Mesela ne diyor? Milli takım oynamıyor. Ruhsuz bilmem ne diyor. Öyle değil mi? Şimdi orada adam bu ruhun farkında. Sen onu daha düşünce planına uygularken şey yaparsın, daha başka biçimde izah edersin ama kendi bu kendi varlığı içerisinde izah edersin. Onun ruhun anlaşılması gereken, başka bir tanımlanması gereken bir şey olduğunu isteyen zaten anlar oradan giderek. Öyle değil mi? Nasıl namaz herkese şamil bir şeydir. Sokakta en basit adam dahi namazlar farzdır ama bir alemin bir şeyin namazı daha farklı olabilir, daha farklı olması gerekir zaten. Mesela Mevlana ne diyor? Sizin kıldığınız namaz mı diyor değil mi bize? Yani o şey yapalım. Her neyse yani böyle kavramı ortadan kaldırdınız mı? Mesela namazı ortadan kaldırdınız ama oradaki alimle buradaki halkın artık konuşabileceği, anlaşabileceği bir şey de kalmıyor. Tin diyor. Oradaki tin diyor. Burada ne tini diyor. Yani orada böyle der ama yani. Öyle bir şey. Şimdi o yüzden biraz da anlaşılmıyor kavramlar şey yapıyor. Mesela düşünce kısırlığına yol açan sebeplerden bir tanesi de odur. Böyle kavramlarla çok oynamak. Mesela madde dediğin zaman, Marx, madde dediğin zaman bu sokaktaki adam da anlar. Maddenin değişik alanları vardı işte. Madde bal, maddiyat der. Maddiyat mı düşünüyorsun da? Öyle değil mi? Şimdi Marx'ın anlattığı madde zaten tarihe uyguladığı madde bu. Senin maddiyat dediğin şey. Nedir? Çıkar ilişkisi temelinde. Çıkar ilişkisi temelinde açıklıyor. Yani aslında sorduğunuz zaman çok kaçamak yönleri vardır Marx'ın. Ele gelmeyen tarafı odur esas. Şimdi ben şuradan kalktım,
İşte karşıdan kalktım buraya geldim. Ben buraya bir çıkar amacıyla mı geldim? Şimdi işi oraya kadar götüremiyorsa...